aleyküm. 2 kilo 750 gram vişne aldım mı? Aldım. 1,5 litre vişne konsantresi çıkarttım mı? Çıkarttım. Hepsinden de toplam 8 litre vişne suyu elde ettim mi? Ettim. Peki bunların posasıyla marmelat yapabilir miyim? Evet, yaparım. Aldım süzgecin içerisine vişneleri, haşlamıştım ya bir önceki videoda. Ezdire ezdire çekirdeklerini çıkartıyorum. Posasını ezdiriyorum. Kevgirin deliklerinden aşağıya akıtıyorum gördüğün gibi. Yapıyorum işte, çekirdekler elime batıyor. Eldivenle yapıyorum çünkü ellerim kıpkırmızı oluyor. Vişne de acayip faydalı bir şey. Her şeyinden istifade etmek lazım. Bir de küçük kevgirden geçireceğim. Ben niye böyle heyecanlı anlatıyorum? Çok özür dilerim. Biraz kaptırdım kendimi. Hepsini değerlendirmek istiyorum. Kesinlikle ziyan olmasın. Ve mümkün mertebe çok çıksın ki ben de sabah bu kadar yaptım diyebileyim diye. Nihayet bitirebildim. Şimdi altına akanı göstereceğim sana. Göstereyim artık. İşte bu. Şimdi başka bir tencerenin altına cıvık yağ sürdüm mü sürdüm. Fırçayla yaydırdım mı yaydırdım. Bunu niye yapıyorum? Şimdi marmelatım kaynarken yapışmasın diye ocağın altını yaktım. Orta ateşteyim. Kaynayıp gelirken köpükler çıkıyor. Onları da alayım. Almam lazımmış. Aslında almak da istemiyorum. Azıcık bir şey alayım bari. Öyle tembih etmişlerdi. Çünkü zaten kaynatıyorken köpüklerini almıştım berraklık için. Efendim bir çay bardağı da şeker ilave ettim mi? Ettim. Karıştırıyorum. İyice ne kaynadı? Yoğunlaşsın istiyorum. Kenara aldım. Akışkan olmasına destek vereceğim. Akışkan değil pardon. Pürüzsüz olması için blenderdan whisk yaptırdım. Bir daha ocağın altına geçtim. Böyle 20 dakikadır ben ocağın başındayım. Artık yapışmaya başladı diye geldim. Sıcacıkken kavanozun içerisine aktarıyorum. Onu da soğutmadan hemen kapağını kapatıyorum, vakumladım. İstediğim kadar saklayabilirim artık bu şekilde. Şimdi ekmeğin üzerine sürmek için tabağımı aldım. Sana da kıvamını göstereceğim. Sürdüm ekmeğin üzerine. Biraz daha sürüyorum. Sanki sen görmüyorsun gibi konuşuyorum. Affedersiniz. Bir de ısırık alayım. Ben beğendim. Pekmeze benziyor. İşte bunların hepsini yaptım. Beğendiniz mi?